Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Honor'un MagicBook X15 isimli dizüstü bilgisayarını inceliyoruz. Hemen şu anda masanın üzerinde görmüş olduğunuz bu bilgisayar Honor tarafından geliştirilmiş ki yakın zamana kadar Huawei'nin alt markasıydı ama daha sonra satıldı ve artık bağımsız olarak yoluna devam eden bir marka oldu. Honor tarafından üretilmiş bir bilgisayar. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bu dizüstü bilgisayarın bir dış görünümünden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ekrana bir bakalım. İsminden de anlaşılıyor aslında 15 inçlik bir ekran olduğu ama ben bunu yine bir kez daha belirteyim. Sağında, solunda ve üstünde oldukça ince bir çerçeve kullanılmış. Webcam çerçevede olmadığı için, yani üst kısımda yer almadığı için, ki onun yeri de klavyenin üzerinde güzel bir yerde. Diğer Huawei dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi. Bu şekilde üst tarafı oldukça ince tasarlanabilmiş. Alt kısımda bir tık daha kalın bir durum söz konusu. Diğer taraftan baktığımızda, yani yukarıdan baktığımızda sağ tarafta bir güç tuşumuz yer alıyor. Güç tuşuna parmak izinin entegre olduğunu belirtelim. Klavyenin tuşlarının büyüklüğü yeteri seviyede ve rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Nümerik tuş takımımız bulunmuyor. Az önce belirttim, bir gizlenebilir, böyle bir bastığınız zaman açılan, bir daha bastığınız zaman kapanan bir webcam'imiz var ve F6 ve F7 tuşlarının arasında konumlandırılmış durumda. Oldukça büyük. Yani yaklaşık olarak bilgisayarın genişliğinin 3'te 1'ini kaplayan bir touchpad'imiz var. Ve bu touchpad'le beraber de cihazı kullanabiliyoruz. Bunun dışında yan tarafı çevirdiğimizde, yani önden baktığımızda sağ yandan bahsediyorum, bir adet USB bağlantımız var. Onun hemen yanında bir tane kulaklık mikrofon jack'ımız yer alıyor. Sol tarafı çevirdiğimiz zaman ise şu anda da görüyorsunuz aslında ekranda bir güç girişimiz var. Bu tip C bağlantısı aynı zamanda data olarak da kullanabiliyorsunuz. Onun hemen yanında bir tane tip A USB bağlantımız var ve bir de HDMI bağlantısı bizleri karşılıyor. Bunun dışında hani cihazın sağında ve solunda başka bir şey yok. Kart okuyucu da yok. Hani micro SD bile olsa bir kart okuyucumuz bulunmuyor. Yekpare bir gövdemiz var. İki farklı renk seçeneği var. Renk seçeneklerinden bize gönderilen koyu renkli olanı. Biraz sonra onun hangi renk olduğunu da sizlere söyleyeceğim. Ön tarafı çevirdiğimizde bir Honor yazısını burada görüyoruz. Bunun dışında başka bir, hani fiziksel olarak söyleyebileceğimiz başka bir özelliği yok. Bu arada tam olarak yatmıyor ekranımız. Şöyle göstermiş olayım. Belli bir açıya kadar yatıyor ama 180 derece yatmadığını belirtmiş olalım. Şimdi ekranda bir tablo göreceksiniz. Biraz da teknik özellikler tarafından sizlere bahsetmek istiyorum. Honor MagicBook X15'in 15.6 inçlik 1920x1080, yani Full HD bir ekranı var. Intel Core i5 10210U işlemcimiz bir yer alıyor. 8 GB DDR4 RAM, 512 GB PCIe SSD depolamamız var. Parmak izi okuyucu olduğunu söyledik. Windows 10 Home işletim sistemine geliyor. %87 ekran kasa oranımız var. 1 adet USB 3.0 Gen 1 tip A, 1 adet USB 2.0 yine tip A var. Biri 3.0, yani biri 2.0. Bir adet de USB tip C'miz var. Aynı zamanda şarj içinde kullanılıyor. Bir adet de standart HDMI bağlantımızın olduğunu söyleyelim. 3.5 mm kulaklık mikrofon çıkışı olduğunu da belirttik. 720p'lik bir gizlenebilir kameramız var. 65 watt'lık şarj cihazı. Telefonla paylaşım özelliği 1.56 kg ağırlık. Uzay grisi ve mistik gümüş renk seçenekleri, ki bizdeki sürüm arkadaşlar uzay grisi seçeneğiydi, onu söyleyelim. 56 watt saatlik bir pil. Bluetooth 5.0 ve 5.999 TL'lik bir fiyattan bahsedebiliriz. Fiziksel özelliklerden bahsettim. Teknik özelliklerden bahsettik. Gelelim bize yaşattığı deneyime. Aslında en çok önemli olan taraflardan bir tanesi de bu bence. Öncelikle şunu söyleyeyim. 10. nesil bir işlemci var üzerinde. i5, Intel i5 işlemci. Ve birçok işlemimizde, hani günlük hayatta ya da diğer işlerde yaptığımız zaman herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Zaten 10. nesil herhangi bir bilgisayarda alsanız, Honor MagicBook X15 dışında da bir bilgisayarda alsanız 3 aşağı 5 yukarı benzer bir deneyim yaşayacaksınız zaten. 8 GB RAM güzel olmuş. 16 olsa fena olmazdı ama 8 de yeterli oluyor, onu söyleyelim. 512 olması SSD'nin bence güzel. Benden olumlu puan aldı çünkü 256 da yetiyor. Ama takdir edersiniz ki bunun işletim sistemiydi. 1-2 program yüklediğiniz zaman zaten 256'nın yarısı falan gidiyor. Kalan içinde böyle 1-2 bir şey atsanız zaten dolmuş oluyor. 512 olarak seçilmesi bence çok da iyi olmuş. Kullanım olarak herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Günlük ihtiyaçlarınızı çok rahat bir şekilde görebildiğiniz gibi, yani ofiste kullanabilirsiniz, evde kullanabilirsiniz, eğitimde kullanabilirsiniz. Normal günlük hayatta da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hatta çok da ağırdır, 1.56 kilogram. Mobil bir şekilde istediğiniz yere götürmeniz, taşımanız da mümkün. Şarjının tip C'den olması, ki biliyorsunuz Huawei'nin MateBook serilerinde de aslında benzer bir durum söz konusu, ki zaten bu model aslında Huawei MateBook'un
bir devamı niteliğinde bir ürün olarak görebiliriz. Çünkü evet az önce söylediğim Honor Huawei'nin alt markasıydı, ayrıldı ama halen benzer ürünler eskiden kalan daha doğrusu benzer ürünler devam ediyor. Aslında bu model de markanın Huawei döneminden kalan bir modellerinden bir tanesi. Ve hani benzer özellikler sunuyor. Mesela en basitinden şunu söyleyebilirim. Kamera deneyimi, ki onunla ilgili kameranın kayıt kalitesini de videonun içinde göstereceğiz. Aynen Huawei modellerinde olduğu gibi F6 ile F7 tuş arasında klavye gizlenmiş, böyle açılıp kapılabilen bir klavye şeyimiz var, kameramız var. Bu güzel, şöyle bir taraftan güzel bir taraftan değil. Yani avantajı var, dezavantajı var. Avantajı şu, bu hani gizlilik konusunda takıntılı olan insanlardansanız eğer veya bu konuya önem veriyorsanız, evet kapattığınız zaman webcam sizi görmüyor, bir sıkıntı olmuyor birisi ulaşmış olsa bile. Ama şöyle bir sorun var. Bu ekranın üzerinde olmadığı için açısını ayarlayamıyorsunuz. Şöyle altına bir kitap koymanız lazım. Mesela biz Huawei modellerini incelediğimizde en büyük gelen yorumlardan, negatif yorumlardan bir tanesi buydu. Evet böyle bir durum söz konusu. Yani birazcık böyle kameranın açısı biraz tavanı görüyor. Düzeltmek için de altına şöyle bir şeyler koymanız lazım. O da biraz çok eğlenceli olmayan bir deneyim sunuyor ama kameranın çalışmasında vesairesinde bir sorun yok. İsterseniz gelin önce bir kamerasının görüntü kalitesini ve mikrofonun da kalitesini bir görelim, sonra incelemeye devam edeceğiz. Merhaba arkadaşlar, bu videoyu Honor MagicBook X15'in kamerasını yani webcam'ini kullanarak çekiyorum. Biliyorsunuz Huawei modellerinde olduğu gibi bu modelde de klavyeye yerleştirilmiş bir, şöyle bir göstereyim parmağımla, kapatılabilir ve açılabilir bir kamera var. Ve bu kamera sahibi yüzünden diyeyim, şöyle bir eleştiri de geliyor zaten bu modellerin tamamına. Şimdi mesela ben ekranı açıp eğip yukarı doğru kaldırıyorum, herhangi bir şey olmuyor ama bilgisayarın kasasını yukarı doğru aşağı oynattığım zaman bir parça daha düzeliyor. Yoksa birazcık yukarıyı gösteriyor. Şu anda görüyorsunuz şuralarda şöyle bir şey var. Şu andaki izlediğimiz olduğunuz görüntünün tamamı da bu bilgisayarın webcam'i üzerinden kaydedilmiş durumda. Yine sesi de yine cihazın üzerinde bulunan mikrofonlarla kayıt etmiş durumdayız. Evet, bilgisayarın bu kamera görüntülerinden sonra biraz daha farklı özelliklerinden bahsetmek isterim. Söylediğim gibi evde, işte, mobilde, dışarıda, şurada, burada kullanabilirsiniz. Üzerindeki işlemci harici bir ekran kartı barındırmıyor. Bütünleşik olarak Intel UHD Graphics 620 var. Tabii ki bu oyunlarda böyle üst düzey bir performans sunma iddiasında olan bir işlemci değil. Ama hani günümüz oyunlarında ne vardır? İşte Valorant vardır, ne bileyim CSGO vardır. Bunları oynayabilirsiniz ama tabii ki yüksek grafik kalitesi istiyorsanız tabii ki bu bilgisayarın öyle bir iddiası yok, öyle bir amacı da yok. Açık söylemek gerekirse öyle bir beklentisi varsa bu bilgisayar bunu sağlamayacaktır ama hani hafif olsun, taşınabilir olsun, işte şu 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 da olsun dediğiniz zaman da zaten genelde hani harici ekran kartta olan bilgisayarlar hem bu ağırlıkta ve bu özellikte olmuyor, olanlar da bu fiyatta olmuyor. O yüzden dengeli bir noktada olduğunu söyleyeyim ama oyun tarafında beklentiniz yüksek FPS bilmem şu buysa tabii ki bu bilgisayar sizin o taleplerinizi karşılamaz. Ama oyunları oynatır mı? Oynatır. Düşük FPS'de bile olsa oynatır. Fakat Honor MagicBook X15'in asıl görevi, asıl uzmanlık olduğu taraf oyunlar değil. Onun altını özellikle çizeyim. Bir de tabii hoparlör ses kalitesini biz biliyorsunuz bütün videolarımızda anlatıyoruz. Bu üründe de bir ses kalitesi testi yaptık. Şimdi onu izleyelim. Daha sonra pil ve diğer özelliklerden devam edeceğiz. Gelelim sentetik testlere. PC Mark 10 kullanıyoruz biz biliyorsunuz. 4049 puan verdi bu model bizlere PC Mark testinde. Öte yandan pil tarafından da biraz bahsetmek isterim. Az önce söyledik. Bir 65 wattlık şarj cihazımızın olduğunu, hatta şu an duvara takılı ama ben çıkartayım. Huawei modellerinde de karşımıza çıkan iki ucu da tip C olan bir kablomuz var. Yine bağlantısı da bunun da tip C'ye bağlantısı var. Bu şekilde şarj ediyoruz. 65 wattlık bir şarj imkanı var. Ve bu sayede çok daha hızlı bir şekilde şarj ediyor. Aynı zamanda eğer destekleyen telefonlarınız varsa bu şarj cihazıyla, bu adaptörle daha doğrusu, o telefonları da şarj edebilirsiniz. Bir de biliyorsunuz bir PC Manager olayı vardı Huawei dizüstü bilgisayarlarda. Bunda da var arkadaşlar. Honor marka, tabii şimdi bundan sonra artık Honor marka telefonlarda olacak ama o da belli işlemci ve üzerindekilerde oluyor. Huawei telefonları da yine bu cihazla beraber kullanabiliyorsunuz. Yani Honor marka bir telefonunuz varsa ve destekliyorsa Screen Collaboration özelliği var. O cihazın ekranını burada da bilgisayar üzerinden de doğrudan kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Onu da belirteyim.
Bunun dışında pil tarafından bahsedecektik. 56 watt saatlik pilimiz var dedik. Bize 6 saat 45 dakika verdi PCMag batarya testinde. Şu demek oluyor, bu kabaca bir hesapla söyleyeyim. Bu cihazı tam şarjı yanınıza aldınız. Yaklaşık 7-8 saat çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Bu da şöyle söyleyeyim. Sabah aldınız, akşam eve gittiniz, şarjınızı kullanabilirsiniz. Yani tek bir şarjla bir günü rahatlıkla geçirebilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Gelelim son olarak merak ettiğiniz konu, Honor MagicBook X15'in fiyatına. Şimdi biz bu incelemeyi yaptığımız tarihteki fiyatı 5999 TL idi. Rakiplerine baktığımızda çok rekabetçi bir fiyat olduğunu söyleyebilirim. Çünkü neden? Bu tasarıma sahip, bu hafiflikte ve bu özelliklerde bilgisayarlar genelde 3 aşağı 5 yukarı işte 6000 liranın biraz üzerinde oluyor. Honor güzel bir fiyat skalası tutturmuş. Rakibi belki kim olabilir? Hani Huawei belki olabilir. O tarafta da Huawei'nin de böyle modelleri bulunuyor. Daha iyileri de var. Bununla aynı özelliklerde olanları da var. Onlarla da hemen hemen aynı bir fiyattan satıldığını söyleyebilirim. Tercih edilebilir mi? Kesinlikle edilebilir. Kullanılan işlemciler zaten belli. SSD'si vesairesinin hızları, RAM'i falan zaten ortada. O yüzden hani tercih edilme noktasında fiyatının ben makul olduğunu söyleyebilirim. Rekabetçi bir fiyatla girmiş pazara. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda sizlere Honor MagicBook X15'in özelliklerini anlatmaya çalıştık, test ettik. Fikirlerimizi, deneyimlerimizi sizlere yansıttık. Olur ya, bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz başka konular varsa açıklama kısmında bize soru olarak sorabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Son bir ricam daha var. Eğer güncel teknoloji haberlerini merak ediyorsanız www.teknolojioku.com adresine de hepinizi bekliyoruz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.